12'de Bilim'den herkese merhaba. Yine dop dolu bir bölümle karşınızdayım. Bugün belki de gökyüzüne her baktığımızda farkında olmadan hayranlıkla izlediğimiz, yaşamamızın kaynağı olan Güneş'i ele alacağız. Ancak bu defa onu sıradan bir yıldız olarak değil, zaman zaman oldukça aktif ve enerjik bir fenomen olarak inceleyeceğiz. Güneş maksimumu. Peki güneş maksimumu nedir? Hangi etkileri beraberinde getirir ve insan yaşamını, hatta teknolojimizi nasıl etkiler? Tüm bu soruların cevaplarını birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Güneş hayatımızın temel kaynağı olsa da zaman zaman içsel manyetik aktiviteleriyle büyük değişimlere sebep olur. Güneş döngüleri olarak bilinen bu süreçler yaklaşık 11 yıllık periyotla değişir ve her döngünün zirve noktası güneş maksimumu olarak adlandırılır. İşte bugün bu kritik dönemin ayrıntılarına iniyoruz. Güneş duran bir yapı değil. İçinde devasa manyetik alanlar sürekli olarak hareket halinde ve bu hareketler sonucunda yıldızımız belirli dönemlerde daha aktif ve daha sakin hale geliyor. Bu dalgalanmalar 11 yıllık döngüyle tekrarlanıyor söylediğimiz gibi. Güneş lekeleri dediğimiz karanlık noktalar bu manyetik aktivitenin en görülebilir işaretlerinden biri. Güneş lekesi sayısının artması güneşin aktif bir dönemine, yani güneş maksimumuna girdiğini gösterir. Güneşin manyetik alanı bu süreçte sık sık yer değiştirir. Bir döngünün başında manyetik alan kuzey ve güney kutuplarında nispeten sabittir. Ancak zamanla bu alan bükülür ve karmaşık bir hale gelir. Sonunda manyetik kutuplar tersine döner ve döngü yeniden başlar. Güneş maksimumuna ulaşıldığında güneşin yüzeyinde ve atmosferinde önemli değişiklikler gözlemleniyor. Bu dönemde güneş lekeleri ve patlamalar artıyor. Koronal kütle atımları dediğimiz devasa plazma bulutları uzaya fırlatılıyor ve dünyaya ulaşabilme riski var. Bu olaylar özellikle dünyanın manyetosferini etkileyebilir. Bu da uydu iletişimi, GPS sistemleri, elektrik şebekeleri ve radyo sinyallerinde kesintilere neden olabilir. Buna ek olarak atmosferdeki bu manyetik hareketlilik nedeniyle kutuplarda göz alıcı aurora gösterilerine de tanık olabiliriz. Ancak astronomlar için bu durum daha dikkatli olunması gereken bir dönem. Güneşten gelen yüksek enerjili parçacıklar uzay araçlarına ve astronotlara zarar verebilir. Peki güneş maksimumu nasıl izlenir ve tahmin edilir dersek, güneşin manyetik aktivitesini anlamak ve tahmin etmek bilim insanları için oldukça zorlu ama heyecan verici bir görev. NASA ve diğer uzay ajansları güneşin yüzeyindeki değişimleri incelemek için çok çeşitli uydu sistemleri ve gözlem teknikleri kullanıyor. Örneğin Güneş Dinamikleri Gözlem Evi gibi misyonlar Güneş'in manyetik alanlarını, lekelerini ve koronal aktivitelerini yakından izleyerek bilim insanlarına değerli veriler sağlıyor. Bu gözlemler sadece Güneş'in ne zaman maksimumuna ulaşacağını tahmin etmek için değil, aynı zamanda uzaydaki hava durumunu anlama ve hazırlıklı olma açısından da büyük önem taşıyor. Bilim insanları Güneş'in manyetik alanındaki değişimlerin matematiksel modellerini kullanarak gelecek maksimum döngülerini tahmin etmeye çalışırlar. Ancak Güneş'in karmaşık yapısı ve manyetik alanın düzensiz doğası bu tahminlerin her zaman kesin olmamasına neden oluyor. Geçmişte meydana gelen bazı büyük güneş olayları dünya üzerinde önemli etkiler yarattı. Bunlardan en ünlüsü 1859 yılında yaşanan Carrington olayı. Bu olay şimdiye kadar kaydedilmiş en güçlü güneş fırtınalarından biri olarak bilinir. Richard Carrington isimli bir astronom tarafından gözlemlenen bu devasa güneş patlaması, dünyaya ulaşarak telekomünikasyon ağlarına ciddi zararlar vermiş ve o dönemde kullanılan telgraf hatlarını bozmuştu. Carrington olayı sırasında kuzey yarım kürenin çoğunda muhteşem auroralar görüldü. Bu ışıklar o kadar yoğundu ki insanlar geceleri bile gaz lambası kullanmadan kitap okuyabildiklerini söylemişlerdi. O dönemde modern teknoloji bugünkü kadar yaygın olmadığından etkiler sınırlı kaldı. Ancak bugün böyle bir olayın tekrar yaşanması, elektrik şebekeleri, internet altyapıları ve uydular üzerinde büyük bir yıkıcı etkiye neden olabilir. Bu nedenle bilim insanları benzer olayları önceden tahmin etmek ve hazırlıklı olmak için çok sayıda çalışma yürütmekte. Güneş fırtınaları ve koronal kütle atımları doğru zamanda tespit edilebilirse uydular korunabilir, elektrik şebekeleri geçici olarak kapatılabilir veya astronotlar güvenli alanlara yönlendirilebilir.
Şu anda Güneş'in 25. döngüsündeyiz ve bu döngünün maksimumuna doğru ilerliyoruz. Bilim insanları bu maksimumun 2025 civarında zirve yapacağını tahmin ediyor. Güneş'in gelecekteki döngülerini anlamak sadece bilimsel meraktan ibaret değil. Aynı zamanda dünyadaki teknolojik sistemlerin güvenliği için büyük önem taşıyor. Geçmişte yaşanan her maksimum döngüden öğrenilenlerle bilim dünyası daha güçlü tahmin modelleri geliştirmeye çalışıyor. Güneş fiziği alanında yapılan çalışmalar, gelecekteki döngülerin daha iyi anlaşılmasına ve önlemler alınmasına olanak sağlayabilir. Güneş fırtınalarının küresel etkilerini daha iyi yönetebilmek için hem bilim dünyasının hem de hükümetlerin işbirliği içinde çalışması gerektiği oldukça açık. Sonuç olarak Güneş maksimumu, yıldızımızın manyetik aktivitesinin en zirveye ulaştığı, devasa enerji ve manyetik hareketlerin yaşandığı bir dönem. Teknolojimizin Güneş'ten nasıl etkilendiği ve bu etkilerin nasıl yönetileceği üzerine yapılan çalışmalar, bu olayların hayatımız üzerindeki olası yıkıcı etkilerini azaltmak için hayati önem taşıyor. Peki biz bireyler olarak bu süreçten ne öğrenebiliriz? Güneş maksimumları sadece bilimsel araştırmalar ve teknolojik önlemler açısından değil, aynı zamanda evrendeki devasa enerji süreçlerini ve dünya üzerindeki küçük ama anlamlı yerimizi hatırlamak açısından da önemli bir hatırlatma. De Bilim'in bu haftalık sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka içeriklerle karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, bilimle kalın.